Yaklaşık 6 aydır arkamda duran, hemen her videomda sizlere konuk olan bu sistem aynı zamanda en fazla soru aldığım konu oldu. Nasıl bir bilgisayar kullanıyorum, hangi donanımları tercih ediyorum ve bu bilgisayarla neler yapıyorum? Bakın beni yanlış anlamayın, bu bir proje bilgisayarı değil. Sistemi anlatırken linki bıraktım, gidip alabilirsiniz demeyeceğim. Bu bilgisayar benim kişisel sistemim. Dolayısıyla en büyük yardımcım. Araştırmalarımı onunla yapıyorum, videoları onunla düzenliyorum. Sıkıldığım zaman çok fazla vaktim olmasa bile stres atmak için onunla oyun oynamak istiyorum. Dolayısıyla bu bilgisayar benim bilgisayarım. Bu bilgisayar benim kişisel sistemim. Yaşı bana yakın olan ve 90'larda bilgisayar dergilerini okuyanlar belki hatırlar. 2017'de vefat eden bilim kurgu yazarı Jerry Pornell uzun yıllar Byte dergisinde köşe yazıları yazmış. Sahip olduğu sistemleri ve aldığı yeni donanımları anlatmıştı. Bence en büyük özelliği sistemlerine isim vermesi. Bir karaktermiş gibi içselleştirerek anlatmasıydı. Hafızam beni yanıltmıyorsa Windows 2000'i ilk test ettiği bilgisayarı Prenses isimli bilgisayarıydı. Belki o dönemin, belki o jenerasyonun etkisiyle benim bilgisayarımın da bir ismi var. Neo. Evet, tahmin edenler olmuştur. Matrix hayranlığından gelen bir isimlendirme bu. Aslında bu bilgisayarı, yani Neo'yu daha önce anlatmak istiyordum. Hatta kafamdaki plan 100 bin aboneye geldiğim zaman kullandığım sistemi anlatmaktı. Ancak çok yoğun bir döneme denk geldiği için izlediğiniz videoları size ulaştırmamı sağlayan bilgisayarın videosunu çekemedim. Aylardır kullanıyorum, aylardır arkamda duruyor, aylardır bana dekor oluyor aynı zamanda. Ancak bir türlü bu kanalın hayat bulmasını sağlayan, bu kanalın büyümesine katkısı olan bu sistemi anlatacak zamanı bulamadım. Ama artık hazırım. Üstelik bu süre zarfında bazı bileşenleri değiştirme şansım da oldu. Bu arada samimi konuşmam gerekirse sistemi oluşturma noktasında, yeni bileşenlerle güncelleme noktasında iki firmanın katkısı var. Bunlardan birisi AMD Türkiye, diğeri de MSI Türkiye. AMD'ye sağladığı işlemci, MSI'ye de sağladığı ekran kartı için teşekkür ediyorum. Önce kasayla başlayalım. MSI'ın MPG Gangner 110R modelini kullanıyorum. Hem tasarımı hem de sahip olduğu özellikler ve sunduğu iç hacimle güçlü ve işlevsel bir model. Yan paneli 4 mm kalınlığında temperlenmiş cam olan, dolayısıyla içeriği görmenize olanak tanıyan kasada, ön panelin bir kısmı da yine cam olarak dizayn edilmiş. RGB ışıklandırmaya sahip olan fanları görmek ve ortama ambiyans kazandırmak için oldukça ideal. Kaliteli bileşenlerin kullanıldığı kasanın üst kısmında kontrol düğmeleri, USB portları ve ses bağlantıları bulunuyor. En sağdaki buton ışıklandırma kontrolü için, yani fanların sahip olduğu RGB ışıklandırmayı tek tuşla değiştirebiliyorsunuz. USB bağlantılarının tamamı 3.2 Gen 2 hızında olan kasanın üst kısmında bir de manyetik filtre bulunuyor. Hem sıvı soğutmanın radyatör fanlarını hem de kasa içerisinde ısınarak yükselen havanın tahliyesi için gerekli olan havalandırma kanallarını koruyan bu filtre içeriye toz girmesini engelliyor. Mıknatıslı olduğu için kolayca çıkıyor ve rahatça temizlenebiliyor. Kasanın soğutma performansı oldukça iyi. Ön kısmında 120 mm çapında 3 tane fana, arka tarafında ise yine 120 mm çapında tek bir fana sahip olan kasaya arzu ederseniz 3 tane daha ilave ederek toplam 6 tane fanla kullanabiliyorsunuz. 2.5 inç ve 3.5 inç boyutunda toplamda 4 tane SSD ya da mekanik diski ev sahipliği yapabilen bu kasa, mid tower formundaki iç hacmi ile modern donanımlara zorlanmadan ev sahipliği yapabiliyor. Örneğin uzunluğu 34 cm kadar olan ekran kartlarını takabiliyorsunuz. Kaldı ki ben de en büyüklerinden bir tanesine sahibim. Ben de dahil olmak üzere pek çok kullanıcıda o kadar çok bileşen, o kadar çok donanım olmasa bile bu kasa 7 tane genişleme slotuna sahip. Kasada hoşuma giden detaylardan bir tanesi de güç kaynağı için özel, izolasyonlu bir bölmenin sağlanmış, ona özel bir odanın kurgulanmış olması. Bunun iki temel avantajı var. 1. Termal izolasyon sağlıyor. 2. Kabloları saklamayı, kabloları gizlemeyi kolaylaştırıyor. Güç kaynağını serin tutmak ve hava akışına katkı sağlamak için şöyle bir yönteme gidilmiş. Kasanın ayakları hatırı sayılır bir yükseklik kazandırıyor ve bu sayede alt kısımdaki filtreli bölme aracılığıyla hava akışı sağlanmış oluyor. Madem güç kaynağı dedik, o zaman onunla devam edelim. Pek çok kişi belki henüz bilmiyor, lakin MSI yüksek performans tutkunları için kendi markasıyla güç kaynakları da sunuyor. Kullandığım model ailenin en güçlü üyesi olan MAC-A850GF. Modüler tasarımı olan, dolayısıyla sadece gerekli kabloları taktığınız güç kaynağı iki açıdan çok iddialı. 1. Yüksek verimlilik. 80 Plus Gold sertifikasına sahip olan güç kaynağı %90'a varan oranda enerji verimliliği sağlayabiliyor.
2. Yüksek kaliteli bileşenler. 105 dereceye kadar dayanım gösteren Japon kapasitörlerle desteklenen güç kaynağı soğutma için 140 mm çapında fan kullanıyor ve yük altında fan gürültüsü rahatsızlık vermiyor. Üstelik çoğunlukla yan kapağı açık kullanmama rağmen. Yeni bir güç kaynağını test etmenin belki de en geçerli yolu güçlü bir sistemle sınamak. Ki benim kullandığım sistemde gerek bileşen performansı, gerekse de bileşenleri sürekli yük altında tutan uygulama ihtiyaçlarım sebebiyle iyi bir gösterge oldu. Kaliteli, verimli ve modüler bir güç kaynağı sunmuş MSI. Soğutma tarafındaki tercihimi sıvı soğutmadan yana yaptım. Sistemde kullandığım MSI Core Liquid 240R modeli hem performans hem de sessizlik anlamında gerçekten çok iyi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Intel ve AMD'nin eski ya da yeni fark etmeksizin hemen hemen tüm işlemcileriyle kullanabiliyorsunuz. Kurulumu oldukça basit olan soğutucuda radyatörü uygun bir şekilde montajladıktan sonra soğutucu bloğu işlemci üzerine sabitlemek birkaç dakikadan fazla sürmeyecektir. Zira oldukça kolay bir kilit mekanizmasına sahip. Benim kanaatime kullanım esnasında elde ettiğim tecrübeye göre soğutucunun öne çıkan özellikleri şu şekilde. 1. Pompa radyatöre entegre olarak geldiği için hem sessizliğe katkı sağlıyor hem de genel olarak kullanım ömrü uzuyor. 2. Pompada kullanılan motor 3 fazlı olarak çalışıyor. Bu da titreşimin izole edilmesini sağlıyor. 3. Radyatör üzerinde taşınan ısı ve soğutulmuş sıvının hatları ayrı olarak dizayn edilmiş. Bu da performansa olumlu olarak yansıyor. Ve 4. Kasa kurulumuna bağlı olarak Dragon logolu üst kapağı 270 derece döndürebiliyorsunuz. 120 mm çapında çift fana sahip olan soğutucuda fanlar 500 ila 2000 devir dakikada çalışıyor ve PWM kontrolüyle yönetiliyor. Birazdan detaylarını paylaşırım. AMD'nin 16 çekirdekli Ryzen 9 5950X işlemcisini kullanıyorum. MSI'ın soğutucusu işlemcinin tam yük altına girdiği durumlarda vaat edilen en yüksek frekans seviyesinde kalmasını sağlıyor. Gelelim sistemin uyumlu, ahenkli çalışmasından sorumlu olan asıl donanıma, yani anakarta. MSI'ın Mac serisi çatısı altında X570 Unify anakart modelini kullanıyorum. MSI'ın bundan daha iyi modelleri var mı? Var. Örneğin X570 Godlike gibi. Eğer bütçe sınırı olmaksızın en iyisini istiyorsanız o modele bakabilirsiniz. Ancak Unify modeli performans, özellikler ve fiyat anlamında gerçekten iyi bir denge kuruyor ve güçlü bir paketle geliyor. AMD'nin güncel Ryzen işlemcilerine destek sunan anakart, kapasite olarak 128 GB, hız olaraksa 5000 MHz'e kadar bellek desteği sunabiliyor. Üzerinde 2 adet PCI Express 4.0 X16, 1 adet PCI Express 4.0 X4 ve 2 tane de PCI Express 4.0 X1 slotu bulunan anakart, 2 yol Nvidia SLI ve 3 yol AMD Crossfire teknolojileriyle çoklu ekran kartı kurulumuna olanaklanıyor. Depolama tarafında Gen 4 arayüzünü kullanan 3 tane M.2 slotuna ve 4 tane SATA 3 portuna sahip olan anakart, yüksek kaliteli komponent ve özel bileşenlerle desteklenmiş. Toplamda 15 fazla güç regülasyon sistemiyle güçlendirilen X570 Unify, VRM kısmı için tamamı metal olan ısı dağıtıcı blok kullanıyor. Bu arada chipset fanı mümkün olduğu kadar aşağıda tutularak iri cüsseli, örneğin 3 slot yer işgal eden kartların kullanılması halinde performans kaybı yaşamaması adına öne doğru çekilmiş, bir miktar aşağı doğru alınmış. Dolayısıyla üzerine doğrudan bir ekran kartı temas etmediği için soğutma performansını büyük oranda korumayı başarıyor. X570 Unify hem saf performans hem de daha yüksek overclock başarımı için özel komponentlerle desteklenmiş durumda. Titanyum boğumlarla gelen anakart için dijital PWM kontrolcüsü ve alt bileşenlerinde Infineon imzalı komponentler tercih edilmiş. Yapılan bu optimizasyonlar sayesinde Dragon Center yazılımı ile sadece birkaç adımda hız aşırtma yapmak, frekansı yükseltmek mümkün. Dolayısıyla işlemciden daha fazla performans elde etmek isteyenler için X570 Unify zengin seçenekler sunuyor. Ses ve bağlantı konusunda da özelleştirmelere sahip olan bu anakart, Realtek'in ALC1220 ses işlemcisini kullanıyor. Kaldı ki bu işlemci 32 bit ve 120 desibel sinyal gürültü oranına sahip. Buna ek olarak ESC'nin dijital analog dönüştürücüsü ve özel ses kapasitörleri de kullanılıyor. Ses işleme sürecinde sinyalizasyon kirliliği oluşmasın diye ses bileşenleri anakartın diğer komponentlerinden izole şekilde konuşlandırılırken sağ ve sol kanal sesler için ayrı PCB katmanları oluşturulmuş. Bağlantı özellikleri de iddialı olan X570 Unify'da Intel kontrolcü üzerinden Wi-Fi 6, Realtek kontrolcü üzerinden de 2.5 Gigabit Ethernet desteği sunulabiliyor. Arka panelinde ve bağlantı yuvalarında çok sayıda USB portuna destek veren anakartta CMOS temizleme ve BIOS
yaşlamak için bağımsız butonlar da bulunuyor. Onları kullanarak bu görevleri kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. BIOS arayüzü de iyi tasarlanan X570 Unify gerçekten başarılı bir paket sunuyor. AMD sistem toplamayı planlıyor ve bütçeniz el veriyorsa bu anakarta bakmanızı tavsiye ederim. RAM'lere yani belleklere geçelim. Burada bir güncelleme yapıyorum aslında. Bu sistemi ilk günden beri Corsair'in 2x16 GB yani toplamda 32 GB kapasiteli CL18 erişim süresine sahip olan ve aynı zamanda 3600 MHz'de çalışan Vengeance RGB Pro bellek kitiyle kullanıyordum. Ancak bu video ile birlikte G-Skill'in 4x8 GB'lık Trident Z Royal bellek kitine geçiyorum. Benzer şekilde 3600 MHz'de çalışıyor. Ancak CL16 ile erişim süreleri biraz daha iyi. Bilindiği üzere AMD'nin Ryzen işlemci ailesi yüksek frekans ve düşük gecikme süresine sahip olan belleklerle daha iyi performans verebiliyor. Ancak bu bellek kitine geçmemin tek sebebi elbette ki bu değil. Bu bellekler tasarım anlamında da müthiş görünüyor. Dolayısıyla hem performans hem de estetik açıdan böyle bir güncelleme sisteme gerçekten çok yakıştı. Evet, en önemli iki bileşeni, en kritik iki donanımı sona sakladım. Yani işlemci ve ekran kartı. Gelin onlarla devam edelim çünkü gerçekten performans canavarı olan, gerçekten nefes kesen iki donanımı anlatacağım sizlere. Bu video ile birlikte işlemci tarafına da güncellemeye gittim ve Ryzen 9 5900X'ten Ryzen 9 5950X'e terfi ettim. Yani 12 çekirdekli işlemciden 16 çekirdekli işlemciye geçmiş oldum. Bu vesileyle işlemciyi sağladığı için AMD Türkiye'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Standart olarak 3400 MHz'de çalışan ve Turbo ile 4900 MHz'e kadar çıkabilen bu işlemci son kullanıcı sınıfında şu an için alınabilecek muhtemelen en iyi işlemci gibi görünüyor. Eğer yüksek performans istiyorsanız, eğer bütçeniz bunu el veriyorsa tabii ki. 7 nanometre üretim tekniğiyle geliştirilen ve 105 watt ısıl tasarım gücüne sahip olan Ryzen 9 5950X ve Core Liquid 240 ile sıvı soğutma kiti gerçekten güçlü bir kombinasyon ortaya koydu. Ekran kartında ise aylardır kullandığım Radeon RX 6800XT veda ediyor ve MSI Türkiye tarafından sağlanan Radeon RX 6900XT Gaming X Trio modeline bakıyoruz. AMD'nin en hızlı ekran kartı olan Radeon RX 6900XT için muhtemelen hava soğutma kullanan en kaslı versiyon duruyor karşımızda. Anakart üzerinde neredeyse 3 slot yer kaplayan ekran kartı Three-Frozer 2 soğutma sistemiyle geliyor. 3 fanlı sistem Torx 4.0 fan tasarımını esas alıyor. Yani yaprakların ikişerli gruplar halinde birbirine bağlandığı aerodinamik tasarım hava sirkülasyonunu arttırarak performansı yükseltiyor. Isı dağıtıcı blokta hava akımlarını yönlendiren tasarım dokunuşları yapılırken daha iyi soğutma için 6 adet bakır ısı borusu bulunuyor. Oyunlardaki GPU yani grafik işlem birimi hızı 2105 MHz'e kadar çıkabilen ekran kartı boost modu devreye girdiği zamansa 2340 MHz'i görebiliyor. 256 bit bellek veri yolu üzerinde 16 GB GDDR6 bellek ve 5120 paralel işlem biriminin eşlik ettiği ekran kartı tam bir performans canavarı. 4K oyunculuk için geliştirilen 6900XT Gaming X Trio cüsseli soğutucusuna bağlı olarak ağır. Dolayısıyla kutu içeriğinden bir de sabitleyici dirsek geliyor. Onu kullanarak ekran kartının PCI Express slotu üzerine stres oluşturmasını engelleyebilirsiniz. Yeni sistemle bir değişim daha yaptım ve yıllar sonra yeniden ses kartına geçiş yapma hazırlığına başladım. X570 Unify anakartındaki ses donanımı da oldukça başarılı. Ancak karşımızda duran Creative'in Soundblaster AE9 modeli. Kıyas kabul edemeyecek kadar ileride olan bir ürün bu. Yeni bir donanım olduğu ve doğru tecrübe edilmesi gerektiği için şimdilik göstermekle yetiniyorum. Lakin önümüzdeki günlerde daha detaylı bir videoyu da sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Depolama sürücüsü olarak sistemde 960 GB kapasiteli Corsair Force MP510 SSD sürücüsü bulunuyor. Ancak önümüzdeki haftalarda bunu da güncellemeyi istiyorum, düşünüyorum. Zira PCI Express 3.0 arayüzünü kullanan bu SSD ile sistemden en yüksek randımanı almak ne yazık ki mümkün değil. Ayrıca büyük boyutlu video dosyaları ile çalıştığım için daha yüksek kapasiteyle daha rahat bir kullanım elde edebilirim tabii ki. 3480 MB saniye sıralı okuma ve 3000 MB saniyede sıralı yazma hızlarını destekleyebilen sürücü iyi bir performansa sahip. Ancak bu bilgisayarın hak ettiği asıl SSD bu değil. Önümüzdeki günlerde bu bileşeni değiştirdikten sonra yeni bir video çeker ve detayları tabii ki sizlerle de paylaşırım dostlar. Klavye ve fare tarafında aylardır kullandığım MSI Vigor GK60 ve Clutch GM50'yi yeni video ile birlikte değiştirmiş olacağım. Klavye tarafında Vigor GK50 Low profile geçiş yaptım.
Daha küçük ve daha kompakt bir klavye ama beklentimin çok ötesinde bir konfor ve deneyim vaat etti. Beni şaşırttığını söyleyebilirim. Keyhole'ın seyahat mesafesi kısaltılmış mekanik anahtarlarını kullanan klavye bu sayede minyatürize edilmiş, özellikle de yüksekliği tıraşlanmış hoş bir tasarımla geliyor. Fare tarafında ise GM41 mevcutta kullandığım Clutch GM'li modeliyle kıyaslandığı zaman kablosuz çalışabilmesiyle fark atıyor. Ayrıca 65 gramla son derece hafif olması da bence bir o kadar önemli. PixArt'ın 3389 sensöründen güç alan ve Omron'un 60M anahtarını kullanan fare Nvidia'nın RTX teknolojisiyle de uyumlu. Dolayısıyla yüksek tarama hızı da sunabiliyor. Hoşuma giden detaylardan biri de şarj istasyonu oldu. Monitörümden de bahsedeyim. MSI'ın Optics Mach 321 CQR modelini kullanıyorum. Aslında SSD'den sonra değiştirmek istediğim ikinci donanım da bu. Şu anki mevcut modelden memnunum. Bunda herhangi bir sorun yok. Ancak hayatımı hazırladığım videolardan kazanıyorum. Dolayısıyla daha yüksek çözünürlüklü, daha büyük ve profesyonel renk kalibrasyonuna sahip olan bir monitöre geçmek istiyorum. Hayalim ve ihtiyacım tabii ki bu yönde. Bu monitör, yani Optics Mach 321 CQR oyun ve genel kullanım için günlük kullanımda ideal. Dengeli bir profil sunuyor ve günümüzün altın oran çözünürlüğü olan 2K'yı destekliyor. Yani 2560x1440 piksellik bir çözünürlüğü var. 31.5 inç boyutunda olan bu monitör VA panel kullanıyor. Tepki süresi 1 milisaniye, tazeleme hızı ise 144 Hz olan monitör 1800 radyo seviyesinde kavise sahip. Aynı zamanda monitörün arkasında bir de ışıklandırma bölmesi var. Eğer başka MSI bileşenlerine de sahipseniz MSI Mystic Light uygulaması üzerinden ışıklandırma sistemini ortak şekilde yönetebiliyorsunuz. Bağlantı özelliklerine bakıldığı zaman bu monitörde 2 tane HDMI ve 1 tane DisplayPort konnektörleriyle birlikte USB portları da bulunuyor. Yani bazı çevre bileşenlerini doğrudan monitöre bağlayabilirsiniz. Oyuncu dostu bir OCD menüsüne sahip olan monitörde farklı kullanım profillerine uygun ön tanımlı ayarlar ve farklı oyun türleri için alternatif renk profillerini seçmek de pekala mümkün. Anlattığım bileşenlerin bir kısmını bizzat ben temin ettim. Bir kısmı ise AMD Türkiye ve MSI Türkiye tarafından sağlandı. Özellikle işlemci ve ekran kartı bu noktada son derece önemli. Şimdi bazılarınıza böyle bir sistem lüks görünebilir. Haklısınız aslında. Çünkü hem yüksek performanslı ama aynı zamanda yüksek maliyeti olan bir sistemden bahsediyoruz. Fakat benim yaptığım iş için, benim işimin gereksinimleri açısından böyle bir konfigürasyon çok da lüks sayılmaz. Çünkü sistem ne kadar hızlı, ne kadar güçlü olursa benim de kurgu sürecim o kadar kolay ve rahat olur. Render sürem de o kadar kısa olur. Dolayısıyla günün sonunda bana performans ve zaman kazandıracağı için böyle bir konfigürasyonun avantajı oldukça önemli, oldukça büyük. Tabii ki ülkemiz şartlarında böyle bir sisteme sahip olmak da hiç kolay değil. Bu gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor. Sadece ekran kartı, sadece işlemci ekran kartını dikkate aldığımız zaman bile ortaya çok büyük meblağlar çıkıyor. Şu aralar işlerimin yoğunluğu sebebiyle oyun oynamaya çok fazla vakit bulamasam da günün yorgunluğunu atmak ve deşarj olmak için ara ara hızlı aksiyon oyunlarında bazen single player bazen de multiplayer oyunlar oynuyorum. Son günlerde daha çok CSGO, Doom, PUBG ve F1 2020 gibi oyunları tercih ediyorum ama tabii dönem dönem bunlar değişiyor. Neo ile, yani sahip olduğum bilgisayarla en fazla mesai harcadığım uygulama ise Adobe'un Premiere Pro'su, yani video düzenleme uygulaması. Çünkü videoların kurgu süreci uzun ve zorlu bir görev. Aslında göstereceğim ya da anlatmak isteyeceğim başka ekipmanlarım da var. Kişisel kanalımda önümüzdeki aylarda bazı değişimler olacak. Hem çekim yaptığım ortamın yenilendiğini göreceksiniz hem de düzenli canlı yayınlara başlıyor olacağım. Dolayısıyla şimdiden canlı yayına dönük ekipmanları da temin etmeye ve kapalı devre testler yapmaya başladım. Yayınlar başladığı zaman o ekipmanları da eğer isterseniz, merak ederseniz yine ekranlarınıza getirip üzerine konuşur tartışırız. Tüm bu detaylardan sonra artık yavaş yavaş bu video üzerine toparlamam, kapanışa gelmem gerekirse şunu söyleyebilirim. Arkamda duran bu sistem 6-7 aydır hatta belki biraz daha uzun süredir kahrımı çekiyor ve kişisel YouTube kanalımın bugünlere gelmesinde gerçekten payı yadsınamaz. Çünkü muazzam bir performans sunuyor, sessiz çalışıyor ve genel kullanıcı deneyimi de oldukça yüksek. Bunları alt alta koyduğumuz zaman post prodüksiyon dediğim yani çekim sonrasındaki düzenleme sürecinde de bana büyük katkıları var, ciddi yardımları olduğunu da ifade edebilirim. Bu anlamda Neo gerçekten benim adıma özel bir sistem çünkü az önce de ifade ettiğim üzere benim de tüm meslek hayatımda şu ana kadar sahip olduğum en güçlü sistem bu sistem oldu. Gerçekten performansından çok memnunum. Ryzen 9 5950X işlemci, Radeon RX 6900X'li ekran kartım, 32 GB bellek ve diğer tüm bileşenlerle birlikte muazzam bir performans olduğunu söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar, her videoda ifade ettiğim üzere bu videoyu izlemek için harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdi Özdağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Kanala nasıl destek olabilirim diye soranlar, merak edenler var. Zaten
en büyük destek bu videoyu izlemek. Ama video hoşunuza gittiyse sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha geniş kitlelere erişme hedefimde bana katkı sağlayabilir, yardımcı olabilirsiniz. Bunun dışında tavsiye ettiğim kitapları, tavsiye ettiğim telefonları, akıllı saatleri, kulaklıkları aşağıda sabit linkler olarak bulabilir. Linkler üzerinden tavsiye ettiğim kitapların ya da diğer ürünlerin detaylarına bakabilir, fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.